Şimdi daha önceki dönemde Dışişleri Bakanlığı'yla Savunma Bakanlığı Pentagon arasında bir koordinasyonsuzluk vardı. Aslında Pompeo'nun gelmesiyle birlikte Savunma Bakanlığı'na daha yakın, aslında savunma bürokrasisine daha yakın bir isim olduğunu görüyoruz. Ve başkanla da daha yakından çalışan biri de. Aynı zamanda Pentagon'la da dediğim gibi birlikte çalışabilen bir lider. Bu açıdan bakıldığında hem başkanın birazcık daha fazla güven hem de Savunma Bakanlığı'nın daha fazla güvendiği bir lider. Bu açıdan yapmış olduğu müzakerelerin daha fazla ağırlığı olacağını burada öngörebiliriz. Bu önemli bir nokta. Diğer bir konu tabii ki Amerika'nın aslında mutabakata varmamasının en büyük gerekçelerinden bir tanesi. Bir yandan başkan Amerikan birliklerini Suriye'den çıkartmak istiyor. Ama bunun alternatifi olarak o bölgede nasıl bir yapılanma olacağına dair bir mutabakat yok. Bu konuda da henüz bir adım atılmış değil. Yani Fransa ile Amerika'nın görüşmeleri devam ediyor. Ama bütün bu süreç içerisinde olan diğer bir gelişmede Amerika'nın bu İran'la yapılan nükleer müzakere veya anlaşmanın bundan sonra devam edilmeyeceğine yönelik olan açıklaması ve Pompeo'nun İran'ı tehdit eden Amerika'nın kararları idi. Şimdi bu noktada tabii ki Amerika'nın hem İran üzerinde baskı oluştururken bir yandan da bir süredir anlaşamadığı Türkiye'yi de bu noktada restleşmesini devam ettirmesi çok mümkün görünmüyor. Sonuçta İran üzerinde bir baskı oluşturacaksa tabii ki oradaki diğer bölgelerdeki gerilimi azaltması gerekiyor. Diğer bir gelişme de Irak'ta olan gelişmeydi. Irak'ta aslında Amerika'nın çok da arzu etmediği Sadr koalisyonu seçimden birinci olarak çıktı. Bir yandan da orada da bir yani ayağının zayıfladığını görüyoruz. Dolayısıyla bütün bu karmaşa içerisinde aslında Amerika'nın Türkiye'ye olan ihtiyacı biraz daha fazla arttı bu dönemde. Türkiye'nin de sahaya koyabilecekleri özellikle Zeytin Dalı operasyonu çok etkili bir operasyon oldu. Güvenlik konusunda ne kadar etkili olabileceğini gösterdi. Bütün aslında çerçeve, bütün denklem değişti. Elbette ki Amerika'nın buradaki temel kaygısı, yani Türkiye ile bu Münbiç konusunda belki bir anlaşma olabilir ama bu anlaşma karşısında ne alacağını biraz elini yükseltmek istiyor.